Aspor ekranlarından herkese merhaba diyelim değerli izleyenler. Perşembe gününden ben Demet Gedik, Sabah Sporu programındasınız ve yaklaşık 3 saat boyunca gündemin öne çıkan tüm spor gelişmelerine hep birlikte bakacağız. Haberler, gazete manşetleri ve tabii ki konuklarla birlikte. Ara transfer dönemi malum yaklaşıyor artık. Takımlarda kimler kalacak, yeni isimler kimler ve ihtimaller neler? Ağırlıklı olarak bunları konuşacağız birlikte. Hemen Fenerbahçe ile başlayalım. Çünkü Arsenal'ın Ferdi Kadıoğlu'na yakın bir ilgisi var. Ve Premier Lig ekibi yakında Ferdi için İstanbul'a gelebilir ama Ferdi Fenerbahçe'de kalmaya kararlı. Gazete manşetleriyle devam edelim yayınımıza. Öne çıkan haberlere bir de burada bakalım. Başlıklarla birlikte Fotomaç gazetesiyle başlayacağız. Hemen sol tarafta Aslan'a süper savaşçı başlığını görüyoruz. Yine ara transfer dönemi ihtimalleri yer alacak manşetlerde. Detayına biraz bakalım. Galatasaray, Norşaland'ın Fenerbahçe'yi 6-1 yendiği maçta performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Muhammed Diomande için düğmeye basmış durumda. Okan Buruk'un onay verdiği 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun menajeriyle temasa geçilmiş durumda. Fenerbahçe kısmındaysa bir Tolisso bombası var. Orta saha transferinde öncelik Radek Runic için çaba harcayan Fenerbahçe, Lyon'un yıldızı Tolisso'yu adaylar arasına aldı. Beşiktaş'ta tabii ki ilk öncelik teknik direktör demiştik. Bronckhorst artık tamam. Siyah beyazlı kulüp teknik direktör arayışına Giovanni van Bronckhorst'la noktayı koymak üzere. 48 yaşındaki çalıştırıcıyla büyük ölçüde anlaşma sağlandı. 1,5 artı 1 yıllık sözleşme için el sıkışılan van Bronckhorst'la son detaylar görüşülüyor. Yine Beşiktaş için bir golcü arayışı, Abu'nun yerine Gabigol ismi ön plana çıkmış. Flamengo'nun golcü ismi Gabigol'a bir teklif yapılacak demiş Fotomaç. Fanatiğe gelelim. Fener'in Firmino planı, sarı lacivertler Liverpool'un eski golcüsünü ikna turlarına başladı. Suudi kulübü El Ahli'den ayrılma kararı alan Roberto Firmino'yu gözüne kestiren Fenerbahçe, yıldız golcüyü renklerine bağlamak için temaslarını sıklaştırdı. Sarı lacivertliler ilk etapta Türkiye'ye sıcak bakmadığını belirten Brezilyalı futbolcuyu ikna etmek amacıyla tüm kozlarını kullanacak. Krunic ise gemileri yaktı Fener'in transferdeki gözdesi. Milan'ın son kupa maçında sırtım ağrıyor diyerek kadroya girmedi. Kanarya artık bu ayrılığı bekliyor. Sayfa içerisinde devam edelim. Cimbom büyük oynuyor. Orta saha arayışlarında sezon başında yaptığı hataları tekrarlamak istemeyen Galatasaray transferde hazır, istikrarlı ve güçlü isimlerin peşinde. Listenin tepesinde ise Jorginho ve Amrabat var. Trabzonspor'la ilgili de Onaçu'yu büyüledi diyor. Bordo Mavili kulübün bonservisini Southampton'dan almaya çalıştığı Nijeryalı golcü Onaçu, Trabzonspor'da gördüğü ilgiyi hiçbir yerde görmediğini söyledi ve taraftara harika yorumunu yapıyor. Sabah gazetesine gelelim. Uğur Çem'in özel araştırma haberine bakacağız. Futbolda direk bombası. Gianluigi Buffon'un kale boyutları büyümeli sözleri yeni bir tartışmanın da filmini çekti. Kalecilerin artık daha uzun olduğunu ve şartların değişmesi gerektiğini söyleyen İtalyan efsaneye hak veren de var karşı çıkan da. Sabah Spor Süper Lig'de gol istatistiklerini inceleyip usta yorumculara da görüşlerini sormuş. Süper Lig'de durum nasıl? Konuyu mercek altına alıyor. Trendyol Süper Lig'de bu sezon forma giyen 38 yaşındaki kaleciyle atılan golleri inceledi ve Buffon'un önerisi futbol dünyasında önemli isimlerini sordu. Ortaya çıkan cevaplar her 3 şuttan biri gol oluyor başlığı var bu haberin içerisinde. Hürriyet gazetesine geçelim buradan. Fatih Terim Panathinaikos'ta start galibiyetle yaptı. Kendi sahasındaki karşılaşmayı 2 golle kazanan Yoncalar ikinci sıradaki yerini de korudu. Fatih Terim yönetimindeki yeşil beyazlı ekip lig sonuncusu Giannina karşısında 25. dakikada ve 48. dakikada attığı gollerle
sonuca gitmeyi başardı ve Panathinaikos puanını 37'ye yükseltirken lider PAOK'un 1 puan farkla takibine de devam ediyor. Dün Real Madrid Mallorca ile karşı karşıya geldi. Arda Güler'in oynama ihtimali yüksek görülüyordu. Çünkü maç öncesindeki basın toplantısında Carlo Ancelotti şans verebileceğini söylemişti. Ancak yine forma giyemedi. Forma hasretini Arda Güler bir türlü bitiremiyor. Akşam gazetesine geçiyoruz. Pavlovic'de zorlu rakipler var. Kanarya'nın istediği solak stoperi İtalya ve İngiltere'den de takip eden kulüpler var. Fenerbahçe Salzburg'un 1.94'lük Sırp savunmacısını kadrosunda görmeyi hayal ediyor ama rakipler hayli dişli. Çizme basınına göre Roma, Juventus ve Brighton 22 yaşındaki yıldız futbolcu için kıyasıya bir rekabete girmiş durumda. Altay Bayındır'la ilgili bir haber var. Son olarak buna bakalım. Sezon başında Manchester United'a transfer olan ancak henüz resmi maça çıkamayan Altay formaya hasret kaldı. Adabasına göre United ve Kamerun Futbol Federasyonu Onana'nın 14 Ocak'ta oynanacak olan Tottenham maçına çıkması konusunda anlaştı. Onana ertesi gün Gine maçında oynayacak. Öte yandan yarım sezonluğuna David De Gea'nın gelme ihtimali de var. La Liga'dan dev maçlarla Sabah Spor'undaki ilk saat dilimizi nokta alayalım. Özetlerin ardından biz tekrar buradayız. Herkese tekrar merhaba diyelim. Sabah Spor'una kaldığımız yerden ikinci dilimle devam ediyoruz. Fenerbahçe haberleriyle hemen başlayalım. Arsenal, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Yakın bir zamanda Premier Lig ekibi Ferdi için İstanbul'a gelebilir ancak Ferdi Fenerbahçe'de kalmaya kararlı. Gazete manşetlerine geçiş yapalım. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın öne çıkan haberleriyle başladık ve manşetlerde de bu iki takıma bakacağız şimdi. Hemen foto maçla başlıyoruz. Sür manşete bakalım. Galatasaray'a yeni Pirlo demiş. Scout ekibi Okan Buruk'a 16 yaşındaki yıldız için bir öneri sundu. Galatasaray yönetiminin oyuncu arayışı devam ederken bir yandan da scout ekibi genç yetenekleri keşfetmek için yoğun bir çaba harcıyor. Rapora göre Sarı Kırmızılı heyet son olarak Lucas Bergvall'ın ismini verdi. Galatasaray'ın listesine girdi oyuncu. 3-4 sene içinde market değerinin tavan yapması beklenen isimlerden biri. Sayfa içerisinde Cimbom'a gün doğdu demiş fotomaç. Galatasaray'da Thomas Partey defteri yeniden açıldı. Arsenal 25 milyon euro değeri bulunan tecrübeli ön libero'yu devre arasında gönderme kararı aldı. Sezon başında Partey alamayan Galatasaray yönetimi bir kez daha devreye girmeye hazırlanıyor. Berkay Galatasaray'da sol bek arayışındaki Cimbom Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz'la iddiaya göre anlaştı. Sayfa içerisinde Sacha Boey'u görüyoruz. Sacha Boey tehlikesi, Fransız yıldızın sözleşme uzatma teklifine olumsuz yanıt vermesi Sarı Kırmızılı yönetimi sıkıntıya sokmuş durumda. Savaş Çorlu'nun bir haberi. Ve gözler loca ve bilette Galatasaray yönetimi ertelenen ödemeler için kaynak arayışını sürdürüyor. Harıl harıl para arayan yönetim loca sahiplerine 1 ve 2 yıllık yenileme için telefon ediyor. Buradan 500 milyon TL geri hedefleyen kulüp sıradaki 4 karşılaşma içinde bir satış paket hazırlığı içine girdi. Fanatik gazetesinde hemen sayfa 2'ye bölünmüş durumda. Fenerbahçe yönetimi stoper ve orta saha transferini bir an önce bitirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Stefan Savic ve Rade Krunic'i görüyoruz. Stefan Savic tamam ama Sarı lacivertler Karadağlı stoperle anlaşma sağlamıştı. Atletico Madrid'den bonservisini almak için görüşen Savic'in müjdeli haberi verdiği öğrenildi. Tecrübeli savunmacı imzaya hazır ancak yönetim farklı alternatiflere de bakıp son kararını bu şekilde verecek. Rade Krunic ise gemileri yaktı. Milan'ın yeni sözleşme teklifini geri çeviren Rade Krunic ligde haftalardır kulübeden çıkmıyordu. Boşuna oyuncu önceki akşam İtalya Kupası'ndaki Cagliari maçında sırtım ağrıyor diyerek kadroya girmedi. Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan yıldız futbolcu adeta
gemileri yaktı. Sayfanın devamında İsmail Kartal'ı görüyoruz. 2024 bizim senemiz olsun. 4 günlük izin bitti. İstanbul Spor maçının hazırlıkları da dün başladı. İsmail Kartal antrenmanda öğrencilerinin yeni yılını kutladı. Hepimiz için yeni bir dönem başlıyor. Bizi zorlu bir maraton bekliyor. 2024 bizim senemiz olsun. Yeni yıla galibiyetle adım atalım temennisinde bulunuyor İsmail Kartal. Sabah gazetesiyle devam edecek olursak Mehmet Özcan'ın haberine bakalım. Joker Barış Sağbek'e Galatasaray'da cezalı Sacha Boey ve Torreira'nın yokluğuna çözüm bulundu. Teknik direktör Okan Buruk bir yıl içinde tam 5 farklı mevkide denediği Barış Alper Yılmaz'ı pazar günü Konyaspor maçında savunmanın sağında görevlendirecek. Kaan Ayhan ise ön libero oynayacak. Hem Sacha Boey hem de Torreira'nın alternatifi konumundaki Kaan ön libero'da tercih edilecek. Sağ bekte ise sürpriz bir isim Barış Alper Yılmaz görev yapacak. Okan Buruk joker olarak gördüğü 23 yaşındaki oyuncuyu bir yıl içinde tam 5 farklı mevkide denedi. Sağ açık, sol açık, forvet arkası ve santrfor oynadıktan sonra sol beke geçen milli oyuncu Konyaspor mücadelesinde de savunmanın sağında yer alabilir. 3 isme markaj. Süper Lig'de ara transfer dönemi 11 Ocak tarihinde başlayıp 9 Şubat'ta sona erecek. Takımlar eksiklerini gidermek için çalışmalara başladı. Galatasaray'da da acil ihtiyaç olan sol bek girişimleri başlamış durumda. İlk isim birçok kez de konuştuğumuz Spinazzola 5 ay sonra serbest kalacak. Gelelim Milliyet'e. Fenerbahçe ile ilgili haberler. Sabiç'i Ceko bitirdi. Senat Okun haberi. Fenerbahçe'nin kaptanı transferlerde önemli rol oynamaya devam ediyor. Sarı lacivertliler Atletico Madrid'in tecrübeli ismi Sabiç için birçok kulüple yarışa girerken Edin Dzeko bu transferde devreye girdi ve arkadaşını da ikna etti. İstanbul maçı öncesi savunmada alarm. Fenerbahçe'de Süper Lig'de pazar günü oynanacak İstanbul Spor maçı öncesi savunmada büyük bir kriz yaşanıyor. Bekao daha yeni düz koşulara başlarken Osayi ve Ciku da Afrika Kupası'na gitti. Teknik direktör İsmail Kartal bu yüzden savunma hattını Mert Müldür, Serdar Aziz, Jadon Osterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturacak. En büyük sorunsa bu dörtlünün antrenmanlarda bile bir araya gelmemesi. Bu nedenle Kartal'ın 4 öğrencisiyle maça kadar toplantılar yapacağı ve onları zorlu döneme hazırlayacağı öğrenildi. Takvim gazetesine gelelim. Fener'de ayrılık süreci sarı lacivertlerde çok sayıda isme teklif var. Vedalarsa kapıda. Ara transferde Fenerbahçe'den ayrılması muhtemel futbolcu sayısı 7'yi buldu. Kanarya'da Batshuayi King, Kent Zayt, Emre Mor, Samet Akaydın ve Miguel Crespo vedalaşılması en olası isimler arasında gösteriliyor. Her derdin devası Edin Dzeko'dan bahsedilmiş. Golleriyle Fenerbahçe taraftarını coşturan kaptan Edin Dzeko aynı zamanda sportif direktör gibi çalışıyor. Boşnak golcü Milan'dan Radekrunic'ten sonra Atletico'dan Stefano Savic'in transferinde devreye girdi ve iki isme garantör oldu. Son olarak Krunic haberine de bakalım. Bosna Hersekli Yıldız Krunic için Milan'a 3 milyon euro teklif edildi. Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakan futbolcu için Serie A devi ise 6 milyon euro gelir bekliyor. Manşetlere son kez dönelim. Şimdi de hem Beşiktaş'a hem de Trabzonspor'a bakalım. Beraber Fanatik gazetesiyle başlayalım. İddialar gerçek dışı. Eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları burada karşımıza çıkıyor. Bakalım neler söylemiş. Tüpraş sponsorluğu ödemelerinin kırdırılmasıyla ilgili iddialara yanıt verdi. Tüpraş ödemelerinin 2/3'ü banka kredisine, 1/3'ü de yeni yönetimin kullanabileceği şekilde kasada bırakılmıştır. Tüpraş'ın ödemelerinden hiçbir bedel eski yönetici alacaklarına ödenmemiştir açıklamasında bulundu Ahmet Nur Çebi. Gabigol'un gözü Kara Kartal'da.
Abu Bakar'ı gönderip yerine yeni bir golcü almak için çalışma başlatan Kara Kartal, menajerler aracılığıyla önerilen Gabriel Barbosa'yı değerlendirme aşamasında Avrupa'ya dönmek isteyen 27 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'tan haber bekliyor. Brezilya ekibi Flamengo kulüple sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan oyuncuyu yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeliyle elinden çıkarmaya hazır. Gabriel Barbosa da 3,5 milyon euro maaş talep ediyor. Yeni rota Bronckhorst, az önce de bahsettik. Siyah beyazlarda hoca borsası baş döndürmeye devam ediyor. Beşiktaş yönetimi son olarak Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la görüşmelere başladı. Başkan Hasan Arat'ın diğer adaylarla temasları da devam ediyor. Son olarak Bronckhorst'un Rangers'ta görev yaptığını da belirtelim. Foto maça geçelim. Burada da Trabzonspor sayfasına bakacağız. Mete Kalkavan hakemliği bıraktı. Başkan Erdoğan'ın bize bir daha maç alamayacağız söylendi dediği Mete Kalkavan hakemliği bıraktığı açıklandı. Mete Kalkavan VAR eğitim sorumlusu olarak devam edecek kariyerine. Paolo Nacho var sayfada. Trabzon'da olmak harika diyor. Trabzon'u övgüler yağdırdı. Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki Trabzonspor'da yaşadıklarımı daha önce forma giydiğim kulüplerin hiçbirinde yaşamadım. Trabzon en iyi şekilde futbol oynayabileceğim bir şehir diyor. Kalite, hızlı düşünme ve teknik. Onaçu, Konya'ya attığım gol kaliteyle, çok hızlı düşünme ve teknikle alakalıdır. Herkes maçtan sonra bu Puskas ödüllük gol dedi. Annem babam çığlık çığlığaydı diye bir samimi açıklaması var. Diğer haberlere geçelim. Kayıp golcü Umut, Kasımpaşa formasıyla gol kralı olmasının ardından büyük umutlarla transfer edilen Umut Bozok, Karadeniz devinde kayboldu. Bordo Mavililer'de oynadığı 41 müsabakada 10 gol atan 27 yaşındaki forvet bu sezonsa 4 kez sahaya çıktı ve fileleri sarsamadı. Enis'in de gerisinde kaldı. Bünyamin iddiası, Karadeniz devinin Antalyaspor'un 23 yaşındaki sağ beki için harekete geçtiği belirtiliyor. Bordo Mavililer takas artı para formülüyle transferi de bitirmeye çalışacak. Densfield'in sakatlığından biz de bahsetmiştik. 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor oyuncunun. Gelelim Sabah gazetesine. Uğur Çem'in araştırma haberine bakacağız. Minimum maliyet, maksimum fayda. Beşiktaş'ın yeni hocası Van Bronckhorst mercek altına alındı. Bir futbolcuya en fazla 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödetti. Yaptırdığı 43 transfer için harcanan paraysa toplamda 58 milyon euro oldu. Elindeki malzemeyi çok iyi kullanmasını bilen deneyimli çalıştırıcı birçok ismi de kariyerinde yüksek seviyelere çıkardı. Sayfa içerisinde devam edecek olursak burada da yine Çebi'nin açıklamalarını görüyoruz. Kasa kolaylığı sağlamanızı umuyoruz diyor. Devam edelim Hürriyet gazetesiyle. Hürriyet yazarları Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Giovanni van Bronckhorst'u mercek altına aldı. Hollanda sendromu Gio ile sona erer mi? Türkiye'de görev yapan Hollandalı teknik adamlar beklentileri karşılayamamıştı. Bakalım spor yazarları neler söylemiş. Uğur Meleke, taktik deha olarak anılmaz ama futbolcuların içinden en iyi versiyonunu çıkardığı söyleniyor demiş. Mehmet Arslan, enerjiyi tüm camiaya yayabilecek tek bir isim vardı. O da Sergen Yalçın Beşiktaş. Ne yazık ki o fırsatı kaybetti. Fırat Aydınus, kulübede sakin tavrı, agresif futbolcu ve hocalara alışık Türkiye'de nasıl karşılanır? Merak konusu diyor. Engin Kehale ise istenen özellikleri karşılar bir niteliği var. Fakat şu an Beşiktaş'ta ikilem beklenti ve gerçeğin farklı olması dedi. Son olarak Hürriyet Milliyet'e geçelim. Hem hesaplı hem başarılı. Burada da Van Bronckhorst'la ilgili detaylar var. Cengiz Malgır'ın yazısında 48 yaşındaki Hollandalı teknik adam Feyenoord ve Glasgow Rangers'daki tarihi başarılarının yanı sıra 1,3 milyon euroluk yıllık ücretiyle de siyah beyazların tüm kriterlerini karşılıyor.
Skype bağlantısıyla devam edelim değerli izleyenler. Dünyadan spor dedik. Hüseyin Özkök bugün bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber Avrupa basınındaki son konuları, gelişmeleri konuşacağız. Günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydın Demet, hoş bulduk. İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Hemen konularımıza başlayalım. Az önce Lucescu ekranlara geldi. Öncesinde de Panathinaikos-Yannina karşılaşmasının özet görüntülerini ekranlara getirdik. Fatih Terim bu mücadeleyi Panathinaikos'la birlikte 2-0 kazandı ve galibiyetle başlamış oldu. Nasıl bir değerlendirmeniz olur? Evet, Fatih Terim Yunanistan'a gitti. Çok sürpriz bir şekilde. Panathinaikos'a teknik direktör oldu ki Panathinaikos Yunanistan'ın en köklü kulüplerinden biri. Olympiakos'la çok uzun yıllardan beri rekabet içinde özellikle. Ve ilk karşılaşmasında Panathinaikos'a karşı oynadılar ve 2-0 kazandılar. Fatih Terim'in burada en büyük şanssızlığı seyircisiz oynanması maçların şu sıralarda Yunanistan'da. Sanki korona günlerine geri dönmüş gibi Yunanistan. Evet. Futboldaki şiddet nedeniyle Yunanistan hükümeti 12 Şubat'a kadar Yunanistan'daki tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verdi. Radikal bir karardı ama bence de yerindeydi. Seyirciye bir ders vermek istiyorlar ve kulüplere de belki bilmiyorum yardım edecekler mi? Çünkü gelir kaybına uğruyor kulüpler bu bağlamda. Onu tam olarak bilemiyorum ama çok zevksiz geçiyor karşılaşmalar. Şimdi mesela Panathinaikos'un Olympiakos'la ezeli rakibiyle 3 tane karşılaşması var. Biri ligde, ikisi kupada. Şimdi bu maçlar da 3'ü Ocak ayında olduğu için hepsi seyircisiz oynanacak. Yani Panathinaikos seyircisi Fatih Terim'i böyle kucaklayamadı tam olarak evet. Stadyumda. İnşallah o zamana kadar işler iyi gider Panathinaikos'ta da Panathinaikos seyircisi tribünlere döndüğünde Fatih Terim'i başarıyla kucaklama fırsatı tabii bulur. Önümüzdeki maçlara bakacağız diyelim, klişe tabiriyle neler getirecek bu seyircisiz maçlar Panathinaikos'a. Ama tebrik edelim Fatih Hoca'yı, ilk karşılaşmasını 2-0 kazandı. Peki devam edelim. La Liga diyelim isterseniz biraz. 19. hafta mücadeleleri devam ediyor. Bugün oynanacak 3 maçla da kapanacak hafta. Az önce önemli maçların özet görüntülerini de biz ekranlara getirdik. Biraz hem puan durumundan hem de oynanan karşılaşmalardan bahsedelim isterseniz. Girona-Atletico Madrid mücadelesi 4-3 Girona'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Real Madrid-Mallorca mücadelesi, Arda'yı bekledik belki hepimiz ama 90+3'e kadar umut tükenmedi. Ama gelmedi. Belki kupa mücadelesinde sahne alır. Hemen puan durumu da ekrana geldi. Real Madrid'de Girona 48 puanda. Averajla Real Madrid birinci sırada. Atletico Madrid 38 puanla üçüncü. Barcelona yine aynı puanla dördüncü. Atletik Bilbao'yu da 35 puanla beşinci sırada görüyoruz. Nasıl bir değerlendirmeniz olur haftaya? Şimdi Real Madrid gene düşük bir skorla karşılaşmayı kazandı. Real Madrid Mallorca karşısında, görece zayıf bir rakip karşısında 1-0 kazandı. Zorla bir galibiyet evet oldu diyebiliriz. Evet. Arda Güler de yedekte oturdu maç boyunca. Ancelotti onu oyuna almadı. Ama belli ki maç böyle çok çekişmeli ve zorlu gittiği için herhalde Arda Güler'i zorlamak istemedi ve oyuna almak istemedi. Ve Rüdiger'in golüyle Real Madrid 1-0 kazanarak 3 puanı almayı bildi. Sanırım daha rahat maçlarda Arda Güler'e forma şansı evet, vermeye başlayacaktır. Kupa mücadelesinde şans vereceğini söyledi. Evet, kupa mücadelesi olabilir. Ligde yine böyle skor açısından rahatlamış maçlarda yine Arda'yı oyuna alabilir. Ama dünkü karşılaşma hakikaten zorlu olduğu için oynatmak istememiş olabilir. Evet. Girona-Atletico Madrid maçını ne yazık ki yine geç olması sebebiyle seyredemedim. Ama özetine baktım, mükemmel bir maç. Evet. 3-1 öne geçti Girona. Ondan sonra Atletico Madrid beraberliği sağladı. Ve artık son dakikada, 93 dakikada Girona karşılaşmayı 4-3 kazanarak çok iyi gidiyorlar. Müthiş gidiyorlar. Atletico Madrid'i adeta yarışın dışına itti. Aradaki puan farkını ona çıkardı. İşte Barcelona şimdi bugün oynayacak. Onlar kazanırlarsa yine puan farkını biraz azaltacaklar ama artık bu bize Girona'nın puan kaybetmesinin zor olduğunu ve Real Madrid'le birlikte ikisini başa baş bir yarış içinde ligin sonuna kadar gideceklerini söylüyor. Çünkü Girona'nın tabii hani
tökezleyeceğine dair emareler yok şu Bu anda. başarıyı artık tesadüf demek çok doğru Tabii. olmaz. Gayet başarılı. Atletico Madrid karşısında da hani sanki tökezliyorlarmış gibi bir şey çıktı ortaya maç 3-3'e gelince, ama yine de bırakmadılar karşılaşmayı ve kazandılar. Dolayısıyla Girona'dan böyle çok fazla puan kaybı beklemek bence diğer İspanyol takımları için hayalcilik Evet. olur. Yani ikili bir yarış izleyeceğiz gibi şimdilik duruyor Demet. Peki devam edelim konu başlıklarımızla. Bir süre önce çok fazla konuştuğumuz Rubiales vakasına şöyle bir geri dönelim. Evet. Jennifer Hermoso bu vakada mahkemede bir ifade verdi. Peki neler söyledi? Luis Rubiales'in mahkemesi devam ediyor. Bu konu FIFA açısından kapanmıştı biliyorsun. Rubiales'e 3 yıl men cezası vermişlerdi futboldan, ama artık ben onun futbola döneceğini tahmin etmiyorum Tabii. bu kadar olaydan sonra. Ama mahkeme sürüyor. İspanya'da açılan dava sürüyor. Onunla ilgili Hermoso bir ifade verdi, mahkemeye çağrıldı ve önceki gün, dün yayınımız olmadığı için konuşamadık tabii bunu. Bugün söylemek istedim. Önceki gün mahkemeye gitti ve ifade verdi ve ifadesinde suçladı Rubiales'i, Hermoso, Jennifer Hermoso. Kendisini zorla dudaklarından öptüğünü ve izini olmadan bunu gerçekleştirdiğini söyledi ve suçladı kendisini ve şikayetçi olduğunu söylemiş mahkemede. Mişli Evet. konuşayım çünkü görmedik, Evet. duymadık şey söylerken. Ve tabii ki bu açıdan onu, yani Rubiales'i bayağı zora sokan bir ifade oldu. 4 yıla kadar hapis cezası alma durumu olduğu söyleniyor İspanyol basınında. Ancak hani belki ceza alır, hapis cezası, ama bu ertelenir. Aynı suçu bir daha işlemezse o cezasını o şekilde, erteleme şekilde çeker, ama başını bayağı derde sokmuş durumda Luis Rubiales. Evet. Yani bir dünya şampiyonluğu nerelere evrildi. Gerçekten. Hakikaten bunu seninle de yaz boyu konuşmuştuk zaten. Tabii. Sürekli konuşuyorduk zaten. Şimdi de yine bu araya bu mahkeme girince bundan bahsetmiş olduk. Peki devam edelim. Wayne Rooney diyelim bu kez de Birmingham'dan görevine son verildi. Yalnızca 3 ay dayanabildi. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago takımını çalıştırıyordu Wayne Rooney. Sezon sonunda kendisini göndermişlerdi. Çok başarı sağlayamamıştı Amerika Birleşik Devletleri Ligi, MLS'te. En son işte Birmingham'a geldi. İngiltere Championship'te mücadele eden Birmingham takımı. Fakat üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Wayne Rooney ile yollar ayrıldı. Ve 3 ay dayanabildi Wayne Rooney Championship'e. Şimdi tabii ki Wayne Rooney dünya çapında hakikaten mükemmel bir oyuncuydu. Çok iyi golcüydü. Fakat şöyle bir futbolda gerçek var. Çok iyi futbolcu olmak çok iyi antrenör olacağı anlamına gelmiyor bir futbolcunun. Bunu çok değişik sporcularda gördük. Ama mesela Xabi Alonso'yu konuşuyoruz. Hem çok iyi futbolcuydu, şimdi de çok iyi teknik direktör. Bazı teknik direktörler veyahut da eski futbolcular bunu başaramıyorlar. Bilmiyorum neyle alakalı, ama belki futbol zekasıyla alakalıdır. Başka şeylerle alakalıdır. Wayne Rooney de şimdi İngiltere kariyerinde sekteye uğradı kariyeri. Bakalım bundan sonra hangi takımı çalıştıracak, ama herhalde alt takımlardan yavaş yavaş yükselmesi gerekecek. Tabii. Premier Lig'de bir takımın şimdi ben Wayne Rooney'e görev vereceğini tahmin etmiyorum. İlerleyen aylarda göreceğiz hep beraber. Peki devam edelim. Fransa Süper Kupası'nı konuşalım biraz daha. Paris Saint-Germain ve Toulouse mücadelesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir karşılaşmaydı? Evet, Süper Kupa deyince bizim Süper Kupa aklına geliyor hemen artık Maalesef. insanların, ama Fransızlar da Süper Kupa'yı yazın oynamamışlardı ve bu aya, Ocak ayına koymuşlardı karşılaşmayı. Lig şampiyonu Paris Saint-Germain'le Kupa şampiyonu Toulouse karşılaştılar ve karşılaşmayı beklendiği gibi Paris Saint-Germain 2-0 kazandı ve Süper Kupa'nın, Fransa Süper Kupa'nın sahibi oldu. Mbappe de bir gol attı karşılaşmada. Öyle çok üst düzey bir karşılaşma olmamış. Ben seyretmedim, ama okuduğum yorumlardan gördüğüm kadarıyla üst düzey bir karşılaşma olmamış. Ve Paris Saint-Germain güçlü kadrosuyla karşılaşmayı kazanmış. Paris'te Parc des Princes'te oynanmış karşılaşma. Ama tabii yarı yarıya seyirci vardı tabii ki. Bu tek bir maç olduğu için. Mbappé'nin de bir golü Paris, var 44. evet. dakikada. Evet, 44. dakikada Paris'in evi olmasına rağmen yarı yarıya tribünler önünde oynanan bir karşılaşma ve Paris Saint-Germain
ikinci kupasında Fransa'da geçen sezona ait olan bu kupayı almış Evet. oldu. Peki Jadon Sancho'ya geçelim buradan. Çünkü Dortmund'a geri dönüyor. Evet, Jadon Sancho İngiltere futbolunun önemli oyuncularından biriydi. Genç yetenek, umut vaat eden ve çok büyük paralara transfer olan bir oyuncuydu. Dortmund'a Evet. gelmişti 2017 yılında 21 milyon euroya Dortmund'a transfer olmuştu İngiltere'den. Daha sonra Dortmund'da başarılı maçlar çıkardıktan sonra 2019 yılında Manchester United Jadon Sancho'yu 85 milyon euroya Dortmund'dan transfer etti. Dortmund'un da bu arada işte bu transferlerden neler kazandığını, hani batma noktasını konuşmuştuk ya Dortmund'un. Evet. Dortmund'un batma noktasından sonra sattığı oyunculardan neler kazandığını bir örneği daha bu Jadon Sancho'ydu. 85 milyon satmışlardı. Fakat Jadon Sancho Manchester United'da hiçbir varlık gösteremedi. Hı. Hep yedekteydi. Evet. Ten Hag'la yıldızı hiç barışmadı. Ten Hag onu bu sene kadroda kesinlikle düşünmediğini söyleyince devre arası transferde Dortmund eski oyuncusunu tekrar geri Geri almak alıyor. istedi. Şimdi geri aldı. Transferin artık bitmek üzere Hı. olduğu söyleniyor. Bu arada Dortmund'a çok geri dönen oyuncular olmuştu hatırlarsan. Mario Götze Bayern Münih'e gitmişti, geri dönmüştü. İşte Nuri Evet. Şahin tekrar bir geri dönmüştü. Ve Kagawa yine Dortmund'a dönen oyunculardan biriydi. Fakat bunlar döndükten sonra çok başarılı olamayan futbolculardı. Mats Hummels de şu anda oynuyor Dortmund'da. O da geri dönen oyunculardan biri ama Mats Hummels görece biraz daha başarılı. Dortmund'a döndükten sonra da takımda oynamaya devam ediyor. Evet. Bakalım şimdi herkes acaba Sancho başarılı olabilecek mi geri döndükten sonra eskisi gibi diye Onu bekliyor. merakla bekliyor. Peki çok kısa bir Biz de süremiz takip edeceğiz. kaldı. Jürgen Tabii. Klopp'a da çok kısa değinelim istiyorum. Keyifli görüntüler vardı çünkü tam taraftarın yanına giderken yüzüğünü kaybetti ve sonra kameraman yüzüğü buldu ama arama süresi de bayağı sürdü. Çok kısa bir yorumunuzu alacağım. Sonra not Evet, alıyorum. Jürgen Klopp hakikaten her hareketi böyle kendinden söz Evet. ettiren bir kişilik. Diyor ki zayıflıyorum bazen diyor. 2-3 kilo verdim diyor. Parmağıma bal geliyor yüzük düşüyor diyor. Neyse ki kameraman beni çok sinir ediyordu diyor. Sürekli takip ettiği için daha önceki maçlarda ama bu sefer yüzüğü bulduğu için artık o hayat boyu arkadaşım diye bir açıklama yaptı. Evet. Tipik Jürgen Klopp açıklaması. Peki. Kendisini ben sevdiğimi söylemiştim daha önce. Peki çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Hoşça kalın diyelim tekrar. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Hüseyin Özkök'le birlikte dünyadan spor gelişmelerine baktık değerli izleyenler. Şimdi nokta alacağız. Noktalar kendine gidelim. Transfer raporunun kolaj görüntüler ekranlarınıza geliyor. Sonrasında saat başında buradayız. Alspor ekranlarından herkese tekrar merhaba diyelim değerli izleyenler. Sabah sporunda kaldığımız yerden 3. ve son saat dilimiyle tekrar karşınızdayız ve devam ediyoruz haberlerimizi size aktarmaya. Taner Karaman bugünkü stüdyo konuğumuz. Hoş geldin. Hoş bulduk Demet. Sen de hoş geldin. Nasılsın bugün Taner? Harika. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Süper. Erkenciydin sen de bugün. Evet. Karşılaştık saat 6 mıydı? 6.30 Sabah civarında. bir saat bir spor yapayım niyetiyle Güzel. geldim ve antrenman yapıp sonrasında yayına hemen geldim. Güzel, hoş geldin Teşekkür tekrar. ederim. Konularımız var yine ara transfer dönemi de Hı. yaklaşıyor tabii ki. Ona dair detaylar, ihtimalleri de konuşacağız birazdan. Fenerbahçe ile başlıyoruz bugün yayınımıza. Ki önceki saat dilimlerimizde de bahsetmiştik. Arsenal'ın Premier Lig ekibinin Ferdi'ye yakın bir ilgisi var. Tabii Fenerbahçe cephesi çok olumlu değil ama tabii para konuşur mu bilmiyorum şimdi. Ferdi de istemiyor, bunu biliyoruz. Hatta babasının bir açıklaması vardı. Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp gitmek istiyor Ferdi diye. Ama şimdi 20 bin euro belki Milyon. yeter. 20 milyon 20 euro. bin Evet. euro belki yeterli gelmez ama 30 kafaları karıştırır mı sence? Şöyle 20 milyon euro gibi bir rakam evet Fenerbahçe'nin satacağını zannetmiyorum. Özellikle böyle şampiyonluk kovaladığı bir ortamda Evet. Fenerbahçe'nin gidip de Ferdi gibi takımın en iyi oyuncusunu, en iyi diyebiliriz. Yani en iyi hadi ilk üçe yazabileceğimiz bir oyuncusunu devre arasında gözden çıkartması 20 milyon eurodan daha fazlasını kaybetmesine sebebiyet verebilir. Aynen katılıyorum. Şimdi bunu SWOT analizini iyi yapmak lazım. Şimdi 20 milyon euroya Ferdi'yi devre arasında sattınız. Hadi 25'e sattınız. Şimdi Fenerbahçe ligde şampiyonluk kovalıyor. Konferans liginde şampiyonluk kovalıyor. Türkiye kupasında şampiyonluk kovalıyor. Süper kupada şampiyonluk kovalıyor. Evet. Yani 4 kulvarda. Şimdi 4 kulvarda şampiyonluk kovalayan bir takımın sahada özellikle bek pozisyonunda oynayan bir oyuncusunu, sahanın en iyi birkaç adamından birine, öyle söyleyeyim hani 2-3 adamından bir tanesine gönderiyorum ben demesi muhtemelen 20-25 milyon eurodan daha fazlasına mal olur. Neden? 25 üstü kafa karıştırır mı?
Bence karıştırmayacaktır. Hı hı. Ama şöyle bir tablo var. Şimdi Ferdi ile alakalı durum şu. Ferdi geçtiğimiz yılda bunu oynuyordu. Evet. Oynuyordu. Yani adamın birincisi kumaşı artık bu. Ondan öncesinde evet alışma dönemiydi. Bek pozisyonuna alışmakta zorlandı vesaire. Çok fazla hatalar yapıyordu ama şu anda ligin en iyi oyuncularından bir tanesi durumunda. Şimdi bu adam çamura altına atsan da altındır. Yani bu adam yazın da muhtemelen bu fiyatlara gelecek. Yani bugün 25 veren yazın eğer Allah göstermesin oyuncuyla ilgili çok ciddi bir sakatlık olmadığı sürece yine bu fiyatlara gelecek. Evet. Ama siz bu fiyatları devre arasında gördük, biz satıyoruz 25 milyon euro iyi para deyip satarsanız zaten şampiyonluktan bir şekilde olursanız kaybedeceğiniz para 50-60 milyon euro. Aynen öyle. Ve Ferdi gerçekten de şampiyonluğa mal olabilecek bir isim. Aynı durum Sasha Boy için de geçerli bu arada sevgili Demet. Tabii. Yani Boy da yine bek oyuncusu, istenen bir oyuncu. Devre arasında gönderilmesiyle alakalı işte teklifler geliyor deniliyor. Ferdi'yi bugün gönderdiğinde nasıl şampiyonluğu riske etme ihtimalin varsa aynı durum Sasha Boy için de geçerli. Aynen öyle. Ki bu hafta oynanacak mesela maçta Sasha Boy yok. Evet. Bakalım neler olacak onu da Galatasaray kısmında konuşuruz tabii birlikte. Biraz takım içerisindeki transfer ihtimallerinden bahsedelim. Sonra tabii bu hafta oynanacak İstanbulspor maçında eksikler var. Onlara da değineceğiz. Stoper mevkiini çok fazla konuşuyoruz Fenerbahçe'de. Evet. Çünkü eksikler var ve Afrika Kupası'na oyuncular gitti. Ama orası nasıl toparlanacak merak ediliyor. Senin stoper hattıyla ilgili özellikle transfer beklentin nedir? Bir oyuncu, Türk oyuncu. Muhtemelen iki oyuncu. Ben Samet Akaydın'ın da Gent iddiaları var bir taraftan da Samet Akaydın'la alakalı. Ben Samet'in takımda kalacağını düşünmüyorum. Özellikle Avrupa Şampiyonası önümüzde ve İsmail Kartal'ın son basın toplantısında kendisine yönelik ifade ettiği benim kararım almadım gibi böyle 10 saniyelik söylemden sonra muhtemelen Samet'in aklında gitmek ihtimali yoksa da gitme ihtimali doğmuş olabilir. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda doğrudan oynatabileceğimiz bir stoperi bugün kaybediyoruz. Her geçen gün. Ve oynadığı milli maçta da gösterdiği performans hatırlarsın biz dedik ya bu adam Fenerbahçe'de de ilk 11 oynayabilir. Evet. O kadar iyi demiştik. Ve bugün gelinen noktada Serdar sakatken birçok oyuncuyla alakalı problem yaşarken Fenerbahçe Samet'i yine arka plan atıyorsa muhtemelen Samet de ayrılmayı göze alacaktır. Şimdi normal şartlarda Samet varken bile bir transfer ihtiyacı olan bir pozisyona muhtemelen Samet giderse iki tane stoperi transfer etmesi Fenerbahçe'nin gerekecektir. Elzem çok önemli. Çünkü takımda verilen pozisyonla alakalı bu arada şunu söyleyeyim. Çok az pozisyon veriyor bu takım. Onunla alakalı hiçbir problem yok. Evet. Ama çok fazla sakatlık vermesinin etkisiyle birlikte her an çok kritik oyuncuları sahadan uzak kalabiliyor. Beko, Ciku, işte Serdar, Samet hiç fark etmez. Böylesine derin bir sakatlanma problemi tırnak içerisinde hastalığı olan bir camianın da kulübesini iyi beslemesi lazım ki, kulübeden sahayı iyi beslemesi gerekiyor ki bu tarz problemleri iyi tolere edebilirsin. Şimdiden iki ihtimal ön plana çıktı. Çağlar Söyüncü ismini söyleyebiliriz ki Türk kontenjanı için de önemli bir oyuncu. Kesinlikle, ama Savic sanki daha çok mu ön plana çıkıyor diye düşünüyorum. Edin Dzeko'nun da özellikle kendisiyle iletişim halinde olduğu söyleniyor. Ve onu da ikna etme sürecinde etkili bir isim. Yani şimdi şöyle, tabii yapacağınız transferle alakalı birçok dengeyi gitmeniz gerekiyor. Yani bunu güderken de işte beklerin nasıl oynuyor, merkezdeki adam nasıl pozisyon alıyor, kalecinin artıları eksileri neler ve bunlara karşı senin stoperinin özelliklerini belirliyorsun ve senin bir de oynayış tarzına bakıyorsun. Şimdi çok fazla kanat pozisyonu veren bir takımsan ya da beklerinden çok fazla atak yiyorsan ve çok fazla orta yaptıran bir takımsan doğal olarak hava hakimiyeti yüksek bir oyuncu arıyorsun. Ya da çok fazla beklerinden pozisyon yemeyen, birebirlerde çok fazla stop cepheden atak yiyen bir takımsan, ikili mücadele gücü çok yüksek, özellikle bir stoper arıyorsun. Ve buna benzer böyle 4-5 tane parametre sayabilirim. Bunların hepsini barındıran oyuncu zaten Bayern Münih'te oynuyor. Evet. Sen içinden birkaç tanesini seçiyorsun, seçmeye çalışıyorsun. Ve bunların birkaç tanesini seçtiğin zaman Fenerbahçe'nin yapması gereken şey işte Savic ya da Çağlar. Yerli kontenjanı ya da değil. Şimdi Fenerbahçe'nin yerli kontenjanı ile ilgili problem var mı? Çok da fazla yok gibi gözüküyor. Evet. Fenerbahçe bir şekilde bunu sağlıyor. İşte Ferdi'si, İrfan Can'ı vesaire Cengiz'i zaman zaman oyun atan bir İsmail Kartal var. İsmail Yüksek var. Ama artılar eksilere bakarsak biraz daha Çağlar'ın belki de bu kadroya daha uyumlu olabileceği düşüncem var. Onu söyleyebilirim. Orta alanla ilgili de Rade Krunic'i sormak istiyorum. Çünkü İtalya Kupası'nda da Cagliari maçı oynandı. Orada sırtım ağrıyor şeklinde bir şikayetle maça çıkmak istemedi. Artık
Orada da iplerin koptuğu söyleniyor. Fenerbahçe'nin orta sahasını biraz düşününce Fred eksikliğiyle beraber oraya kesin bir transfer olacağını seninle de zaman zaman konuşmuştuk. Tabii Crespo kalacak mı gidecek mi? Bununla birlikte de şekillenecek bir nokta değil mi? Yani birincisi Crespo kalsa da gitse de. Şimdi şunu görüyoruz ki Fenerbahçe Fred'in yokluğunda çok fazla atak veriyor. Yani evet. O bölgenin geçirgenliğini diğer oyuncular bir şekilde tolere edemiyor. Kapatamıyorlar. Yani Fred yokken o bölgede Fred'in yokluğunda oynanan maçlarda İsmail Kartal bile basın toplantısında ifade ediyor bu konuyu. Yani zorlanıyor. Takım savunma anlamında zorluk çekiyor. Demek ki bu Zayt ya da Crespo hiç fark etmez. Ya da İsmail Yüksek tek başına o bölgede oynarken. Hatta bazen ikisinin birden olmadığı bir ortamda Fenerbahçe'nin çok fazla zorluk yaşayabileceği sinyalini bize veriyor. Ben geride kalan haftalardan çıkarttığım en büyük izlenim Fenerbahçe'nin merkezine mutlaka Fred tarzında bir oyuncuyu dahil etmesi gerekiyor. Fred gibi birini de bulmak zor. Zor ama buldun işte, sezon başında getirdin. Galatasaray'da Torreira var mesela, çok paralel oyuncu profili gibi söyleyebiliriz. Benzer bir oyuncu profilini yine bulman lazım ki az önce stoper hattı ile ilgili ifade ettiğim gibi sezonun ikinci yarısında da kulvarlar daha da daralacak bu arada. Yani Türkiye Kupası maçları başlayacak tam Fenerbahçe adına, ligde, konferans ligi tablolar tabii. İşte orada sıkışık fikstür derken doğal olarak sezonun ikinci yarısı biraz daha sakatlanma oranlarının arttığı dönemler oluyor. Bunun da etkisiyle birlikte Fenerbahçe'nin mutlaka ve mutlaka merkeze bir kapatıcı görev üstlenebilecek bir oyuncuya ihtiyacı var gibi gözüküyor. Fred varken, İsmail varken ihtiyaç yok. Ama kötü senaryoyu düşünmek zorundasınız. Şampiyonluğu kovalıyorsunuz. Evet, olabilir. Çünkü gördün 90+8'de adam sinirlerine hakim olamadı. Bir küfür bir anda 2-3 maç olmamasına sebebiyet verdi. Bir dakikada 3 maç. 270 dakika. Çok büyük problem. Peki şimdi 19. haftada İstanbulspor mücadelesi var Fenerbahçe için. Değerli izleyenler, bir haberimize gidelim. Tabii. Fenerbahçe İstanbulspor mücadelesinde tam 7 eksikle çıkacak. Teknik direktör İsmail Kartal da mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i yavaş yavaş netleştirmeye başladı. İhtimallere bir bakalım, sonrasında konuşalım. Evet, detaylara baktık bu hafta. 19. haftada İstanbulspor deplasmanında olacak Fenerbahçe. Haberimizde de ekranlara geldi. Çok fazla eksik var. 7 oyuncudan mahrum şekilde bu mücadeleye çıkacak İsmail Kartal. Kim bu isimler? Bekao ve Zayt'sın zaten sakatlığı vardı. Sarı kart cezalısı oyuncular var. Mert Hakan Yandaş, Fred ve İrfan Can Kahveci. Şöyle düşününce İsmail Kartal mücadelede mecbur olarak Fred ve İrfan Can Kahveci'nin yokluğuyla birlikte o alıştığımız ideal 11'den 11'in dışına çıkmak şimdi zorunda. Şimdi bu eksiklere baktığımız zaman evet, yani şu anda Fred'in yokluğu. İrfan'ı bir şekilde tolere edebiliyorsunuz ama arka tarafta savunma hattıyla alakalı da Serdar stoperde beklenen oyunculardan bir tanesi, oynaması beklenen isimlerden birisi. Nasıl bir performans verecek? Sağ bekte Mert Müldür bekleniyor. Mert'in de maç eksiğiyle birlikte bu oyunda ne kadar hazır durumda olduğu da yine belirleyici olacak. Çünkü şimdi sağ bekin ilk 11 planında olmayan bir oyuncu. Stoperin ilk 11 planında olmayan bir oyuncu. Merkez orta sahan ligin en iyi merkezlerinden bir tanesi, sakat. O yüzden orayı da bir şekilde kapatmaya çalışacaksın ki hani Zayt yok elinde, Fred yok. İsmail'i oraya zaten doğal ilk 11 adayıdır İsmail benim gözümde. İsmail'in yanında tercih edeceksin bir oyuncuyu. Bu doğal olarak biraz savunma ile ilgili aksaklıklara sebebiyet verecek. Burada rol alacak oyuncu da bu arada artık Livakovic gibi gözüküyor. Tabii. Şöyle bir ihtimal de olabilir mi bilmiyorum. Ferdi acaba eski mevkisi sağda görev alsa? Tamam. Jaden Osterwolde sola geçse. İşte bunları göreceğiz. Bu sen neden hangisine daha yakınsın? Mert'e bağlı bu durum. Yani Mert Müldür ne kadar hazır bir görüntü verdi. Şimdi bu masa başından tartmanın çok mümkün olduğu bir tablo değil ama Mert Müldür eğer ki İsmail Kartal'a hazır değilim mesajı veriyorsa senin vereceğin ya da bu söylemiş olduğun ifade daha doğru bir tercih olur. Yani Ferdi'nin sağ tarafa geçmesi, Mert yerine Osterwolde'nin sola geçmesi Fenerbahçe için daha büyük bir kazanım. Ama bu sefer stoperi nasıl tandemleyeceksin? Onu da iyi düşünmek lazım. İşte burada da yine Samet'e çıkıyor konu. Yani Samet'le alakalı İsmail Kartal'ın son açıklaması altının doldurulması gereken bir açıklamaydı. Ama çok artık seçenek de yok yani. Bir oyuncu sırt çevirecek durum değil sanki. Ama stoper bir de bu oyuncu. Evet. O yüzden de işte bir açıklama, bir sonraki maçta bu adama ihtiyaç duyuyorsunuz. Altı dolu mu değil mi, kamuoyu merak etmesi lazım. Ben merak ediyorum ama cevap bulamadım henüz. Bakalım ne olacak ama bana biraz daha bütün dizilişi belirleyecek ismi
Mert Müldür olduğu düşüncesi bende oluşuyor. Yani antrenmanda nasıl bir görüntü çizdiğine göre ne kadar fiziksel hazır. Öyle bir karar verilebilir. Orta alan ihtimalini de bahsetti. Biraz ileri ucu konuşalım. Tabii. Çünkü İrfan Can'a alıştık sağ kanatta ama Cengiz'in de Kayseri Spor maçı mücadelesindeki performansı hep akıllara geliyor. Başarılı bir performansı vardı ki sonrasında da 11'de başladı. Bu maçta da Emre Mor da çok hazır görüntüsü vermediği için Cengiz'in sağ kanatta başlamasını bekliyorum. Ama sence nasıl olacak? Ya muhtemelen yokluğunu aratmaz. Zaten Cengiz bu kadroya ilk 11 adayı olarak geldi bu arada. Yani, evet, aynen öyle. Cengiz'i ilk 11'de sağ tarafa yerleştirip İrfan Can'ın merkeze çekme opsiyonu da İsmail Kartal dönem dönem tercih edecektir. Bunları da konuşuruz, mutlaka görürüz muhtemelen. Çünkü merkez orta saha transferini gerçekleştirmezse Fenerbahçe, Cengiz form tuttuğunda ki biraz daha tutmuş gibi gözüküyor. Sağ tarafta Cengiz, merkezde İsmail'in yanında, bazen Fred'in yanında, bazen direkt olarak oynayan bir görüntüyle ya da kulübeden orayı tandemleyen bir pozisyonda İrfan Can'ı görme ihtimalimiz olabilir. Ve ben Cengiz'in bu kadroda ilk 11'i yavaş yavaş demeyeyim artık. Yani oturttuğunu düşünüyorum. Kayseri Spor maçındaki oyunu bana biraz bunu gösterdi. Batshuayi ile iyi bir uyumu vardı orada. Doğru. Yani Batshuayi bir kere uyumlu bir oyuncu. Batshuayi'nin bugüne kadar uyum gösteremediği oyuncu çok fazla görmedik. Oyun zekanız eğer yüksekse Batu Şahin'in koşullarına karşı özellikle doğru pozisyon alabiliyorsunuz ve aynı zamanda da topu atacağınız yeri de biraz antrenmanlarda özellikle oyun ezberinizi oluşturabiliyorsanız Batu Şahin ile birlikte Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de de ben uyum sağlayamayan ki daha önce Chelsea'de buna dahil edebilirim. Oyuncu çok nadirdir. Çok Peki, uyumlu bir oyuncu. Rakibe baktığımızda 20. sırada yer alıyor İstanbul Spor. 5 puanı var. Yalnızca 2 galibiyeti elde etti. MK'ya Ankara Gücü ve Hatay Spor'a karşı son 4 maçtan da 4 mağlubiyetle ayrıldığını söyleyelim. Fenerbahçeli oyuncuları değerlendirdik. Şöyle iki takım adına da maçtan beklentini de bir sorayım. Ya şöyle tabii ki İstanbul Spor'un oynadığı oyuna bakalım. Gerçekten de bu ligin düzeninin çok uzağındalar. Oyun kalitesi olarak, kadro kalitesi olarak da keza aynı şekilde. Ve bu dakikadan sonra bu oyunu ne kadar yukarıya çekebilirler emin değilim ama çok da mümkün gözükmüyor. Bir de Trabzonspor maçındaki yaşananlar. Evet, yani ligde tutunmalarını ben yüzdesel olarak baksam biraz daha %10'un altında bile olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de bir direnç olacak. Bazen sezonun ikinci yarılarında çok yükselişe geçen takımlar görüyoruz. Bakarsın böyle bir ihtimal gerçekleşir ama Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna karşı bu oyunun, oynadıkları bu oyunun çok da direnme ihtimali yok gibi gözüküyor ki İsmail Kartal yine oyuna çok hızlı başlayıp İstanbul Spor'a karşı çok net bir şekilde ilk 30 dakikadan 2 gol bulmayı deneyecektir. Erken gol de sever Fenerbahçe. Evet, sever. Şöyle bir düşme hattına da bakıyorum. Hemen İstanbul Spor'un üstünde 19. sırada Pendik Spor var. 14 puanda onlar da. Samsun Spor 15 puanla 18. Fatih Karagümrük de 17 puanla 17. sırada yer alıyor. Bunu da söylemiş olalım. Fenerbahçe'ye tekrar dönecek olursak bir haber vardı bugün. Takvim gazetesinde bir ayrılık rüzgarı başlığıyla buna biraz değinelim birlikte. Ayrılma ihtimali olan oyunculara değiniliyor ve 7 futbolcu ismi verilmiş. Batshuayi King, Kent Zaitz, Emre Mor, Samet Akaydın ve Miguel Crespo vedalaşılması en olası isimler arasında yer alıyor. Tabii ara transfer için söylenmiş bu isimler. Bu kadar fazla oyuncuyla yollar ayrılır mı sence ara transferde? Birincisi Samet Akaydın konusu az önce bahsettiğime bağlı. Normal şartlarda ayırmaz. Ama oyuncu takımda görev alamayacağını, hocasının kendisine görev veremeyeceğini, vermeyeceğini düşünüyorsa Avrupa Şampiyonası da kapıda olduğu için oynayacağı bir takıma gitmek isteyebilir. Evet. Birinci opsiyon bu. İkincisi Crespo konusu tamamen merkeze yapabileceğiniz hamleye bağlı. Sezonun başında da yine Crespo'nun ayrılık gündemi vardı. Crespo gidecek deniliyordu. Ama kontrat yapıldı ve kaldı. Biraz daha takımda kaldı. Eğer merkeze bir hamle yapmazsanız Crespo'yu gönderme ihtimali Fenerbahçe'nin bulunmuyor. Evet. Eldeki kadro bu anlamda çok kısıtlı. Diğer isimler hakkında da yine... Emre Mor'la ilgili ufak bir haber vardı. Tabii. Onu görmüştüm de bir aktarmak istiyorum. Tabii lütfen. İrfan Can Kahveci cezası nedeniyle İstanbul Spor maçında yok. Milli Yıldız'ın yerine oynayabilecek iki isim Cengiz ve Emre Mor. Cengiz ilk 11'de başladığı Galatasaray derbisinde büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Emre Mor formayı kapmak için idmanlarda elinden geleni yapıyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusu hocasının gözüne girerek bu sezon ilk 11'de sahaya çıkmanın artık hayallerini kuruyor. Antrenmandaki görüntüsü biraz olumlu bu maçtan önce. Yani Emre Mor'la alakalı
birincisi oyuncunun kumaşı olduğunu biliyoruz. Tabii aynen gördük. Gördük. Bunu bize geçtiğimiz sezonda gösterdi. Bir transfer yaptı. Küllerinden doğdu adeta. Yani bunu söylemek lazım. Emre gibi oyuncular biraz daha böyle birebir ilgiyi isteyen oyuncular aynı zamanda. Çünkü bir kesimin aklında Emre Mor gittiği Dortmund'da havuz başında tahta çektirdiği fotoğrafla kalmıştı. Emre gitti, Karagümrük'te bütün bu izlenimleri başka bir yere attı. Küllerinden doğdu. Orada gördüğü ilgi, alaka muhtemelen çok daha farklıydı. Ve kariyeri dip noktasındayken Fenerbahçe'ye transfer yapabilecek noktalara ulaştı. Bugün gelinen noktada Emre ile alakalı diyaloglar nasıl kuruluyor bilmiyorum ama her oyuncuya birincisi sportif anlamda yaklaşmak kıymetlidir ama tabii. Onları yönetmek de yine çok önemli bir uzmanlık. İsmail Kartal tabii ki de iyi bir teknik adam. Yıldızlarla çok çalıştı. Emre Mor gibi de çok fazla oyuncuyla tanıştı, çalıştı. Ve burada ben Emre Mor'un konusunu şöyle söyleyeyim. Zor bir takım, zor bir mevki. Mevkinizde Cengiz Ünder var, İrfan Can Kahveci var. Rekabet ortamı çok kuvvetli. Evet. Ve bu kuvvetli ortamda ne kadar iyi olursanız olun, daha iyisinin olma ihtimalinin olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. İrfan Can Kahveci belki bu kadar beklediğimizin çok üstünde bir sivrilme yaşamasaydı Cengiz'le iyi bir rekabete belki girebilirdi ama üçüncü sırada kalmak her oyuncu için biraz zor. Tabii yani birincisi Fenerbahçe'nin de beklentisi muhtemelen. İrfan'ın performansı bu seviyelere ulaşmazsa işte Cengiz o bölgeye alalım Cengiz'i, işte Emre Mor'u alalım oynatalım gibiydi. Şu an İrfan gayet iyi bir performans ortaya koyuyor. Muhtemelen Cengiz kendisini toparlayacak, sahaya sürecek. Emre Mor burada kendi kariyeri açısından doğru olanın tercihini yapacak. O da yine milli takım forması, Avrupa şampiyonası falan gibi hayaller kuruyorsa tabii, buna göre bir kariyer planı yapması gerekiyor. Yok ben daha fazla kazananda olacağım, daha fazla para kazanacağım diyorsa o zaman tabii ki de Fenerbahçe doğru adres olabilir. Peki noktalayalım bu şekilde. Bu mücadele pazar günü 7 Ocak tarihinde saat 16'da oynayacak. Değerli izleyenler, İstanbulspor deplasmanına gidecek Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi noktalayalım. Galatasaray'a geçelim. Zorlu fikstür orada da tabii yoğun geçecek gibi duruyor. Bununla ilgili bir haberi ekranlara getirelim. Özellikle Ocak ayı sıkışık bir takvime sahne olacak Galatasaray için. Sarı Kırmızılar 21 günde toplam 7 mücadeleye çıkacak. Ocak ayında Galatasaray'ı yoğun bir fikstür bekliyor. Değerli izleyenler, 21 günde 7 maç cidden iyi bir rakam gibi duruyor. Tabii takım ne kadar hazır bu bir soru işareti şu anda. Araya girince böyle oynanmayan maçlar, çok antrenmanları da izleme şansımız olmayınca yorum yapmak da zor oluyor. Tabii ki. Yani şimdi kalan maçları şöyle değerlendirmek lazım. İstersen böyle adım adım da gidebiliriz ama tabii. Şimdi 21 günde 7 maç yaparsınız ama birisi Kayseri'dedir uçak mesafesi, birisi işte X bir yerdedir otobüs mesafesi, diğer tarafa gidersin evinde zorlu bir maçtır. Bu ayrı bir tempo. Bir de gidersin 21 maç içinde Kasımpaşa ile deplasmanda oynarsın Beyoğlu'nda. Gelirsin iç sahada oynarsın Seyrantepe'de. Tabii. Gidersin işte yine İstanbul'da bir Ümraniye deplasmanın vardır gibi. Bu da bir deplasman, bu da mesela, bir maç. Mesela Konya Spor'u bu hafta evinde ağırlayacak. Tamam, sonra Sivas'a gidiyor. Zor, evet. Sonra tekrar İstanbul'da Kayseri ile karşılaşacak. Sonra Trabzon'a gidiyor. Zor. Yani bu zor bir fikstür. Uzak yani. Yani şöyle, şimdi 3 günde bir maça çıkıyorsun ama işin deplasman boyutunda uçak mesafesi varsa ya da bir yolculuk varsa bir kere yarım günü de oradan ver. Tabii. Adamın gitmesi, yerleşmesi, otelidir vesairedir. Uçak orada belki bir saatte gidiyor ama senin 5 saatine mal olabiliyor. İklim koşulunun adaptasyon, işte Sivas'tan bahsediyor şu an yani... Birkaç gün öncesinde İstanbul'da tişörtte gezenler vardı. Şimdi evet. Sivas'a gidiyorsun deplasmana zor. Bir taraftan bu var. Deplasmana gidiyorsun Trabzonspor. Abdullah Avcı gibi taktisyen bir hocaya karşı rakip oluyorsun. O yüzden kolay bir fikstür değil. 3 günde bir maç oynamayı belli tempolarda kaldırabilirsiniz ama bu 3 günde bir tempo içerisinde nereye gidiyorsun? Kimle oynuyorsun? Bu önemli. Tabii yani deplasmana gidersin. Ümraniye, Kasımpaşa deplasmanıdır ayrı. Deplasmana gidersin Sivas'tır, Trabzon'dur ayrı bir denge. O yüzden Galatasaray adına zorlu bir fikstür var. Galatasaray'ın fiziksel olarak çok ayakta kalması lazım. Şu anda geride kalan haftalara baktığımız zaman Galatasaray fiziksel kapasite olarak özellikle böyle çok net bir göstergedir. İkili mücadele kazanma performansı. Galatasaray ligin ikili mücadele kazanma değerinde ligin 12. sırasında. Pendik Spor'un arkasında 12. sırada yer alıyor. Şimdi bu fiziksel olarak yer yer SOS verdiğini gösteriyor oyuncuların birebirlerde. Daha böyle güçlü kalma gereken. Şimdi ikili mücadeleye girmezsin bu ayrıdır ama girip de kaybetmek o zaman bazı soru işaretlerini barındırabilir. Ama şunu da söyleyeyim. Bu
periyodu sağ salim Galatasaray'ın atlatması için de birincisi belki de oyun modelini çok daha fazla topa sahip olan, çok daha fazla pas yapan, topu ayağında tutup topu koşturan bir oyuna döndürmesi lazım. Çünkü topu ne kadar çok rakibe verirseniz, rakipten topu alma mücadelesi içine girmek bir kere çok yorucudur. Defans yapmak, hücum yapmaktan fiziksel olarak daha fazla efor isteyen bir iştir. Birincisi bu. İkincisi de top ayağınızdayken ve topu koştururken de birebire girme şansınız kalmıyor. Gerek kalmıyor. Abdullah Avcı ile bir röportaj yapmıştık vakti zamanında. Hoca'ya demiştim, hocam yani fiziksel kapasitenizi 90 dakika koruyor takım. Hı. Şampiyon oldukları dönem. Şampiyonluk röportajını ilk Turkuaz Medya'ya vermişti hoca o döneme. Demiştik ki yani fiziksel kapasitesini bu takım nasıl koruyor 90 dakika? Aynı zamanda ikili mücadeleler vesaire dediğim zaman ikili mücadeleye girmiyoruz demişti. İkili mücadeleye o kadar az giriyor ki. Şimdi şu gerçeklik var. Birebir adamı yorar. Evet. Birebir mücadeleden kaçtığın zaman kuvvetle devamlılığını 90 dakika evet daha az yorulursun. Yani ikili mücadele sayını azaltman lazım. Galatasaray'ın da bu 7 maçlık periyotta bu kadar zorlu maçlarda özellikle birincisi ikili mücadele sayısını düşürmesi lazım ki daha çok koşan bir takım olmak zorunda değilsiniz. Topu koşturmak zorundasınız. Ve bu saplantının da dışına çıkmak gerekiyor. Galatasaray'da bu saplantı var mı yok mu bilmem. Şampiyonlar Ligi maçlarında aslında sanki bunu biraz gördük. Hızlı bir başlangıç, çok hızlı hareket eden oyuncular ama sonra 60'tan sonra çok yavaş bir oyun. Evet, yani bunu kabul etmek lazım. Güçlü başlamak, daha doğrusu iyi oyun. Şimdi iki klişe var. Hiç hoşlanmadığım iki klişe. Nedir? Birincisi büyük takım hücum yapar klişesi. İkincisi büyük takım çok koşar klişesi. İkisi de son derece yalandır, son derece gerçek dışıdır. Birincisi büyük takım aynı maç içerisinde hücumu da yapan, savunmayı da yapan, kontratakta oynayan, yeri geldiğinde duran takımdır. İkincisi büyük takım ortalama koşan, rakibi koşturan takımdır ve yoran takımdır. Biz ise Türk futbolunda çoğunlukla bunun tam tersini yapmaya çalışıyoruz. Sonra 60'da pilimiz bitiyor. Bir bakmışsın 60'da 0-0 girdiğin maçta 90'da 3-0 mağlupsun. Fiziksel kapasitesi küme düşen takımlara bak. Çoğunlukla 75'ten sonra gol yerler. Çoğunlukla 75 sonrası gol yer. Küme düşen takımlar, alt sıralardaki takımlar. Çünkü neden biliyor musun? Hocası yüksek olasılıkla şunu yapıyor. Biliyoruz da aslında. Diyor ki taktik olarak, daha doğrusu oyuncu kalitesi olarak biraz gerideyiz. Rakibe karşı direnç göstermemiz için çok koşmamız lazım arkadaşlar diyor. Plan bu hocanın. Koşunca akşam da oturuyor hoca ekibiyle plan yapıyor. Çok koşalım diyor. 75'te pil bitti. 75'te sonra pil bitiyor. Sonra bakıyorsun 75'ten sonra çat 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 2 gol, 3 gol, 4 gol yeniyor. Küme düşen takımlar çoğunlukla ya da kadro kalitesi düşük olan takımlar çoğunlukla 75 sonrası bu yüzden gol yerler. Koşu saplantımızı üstümüzden atalım ve iyi takım hücum yapar saplantımızdan da kurtulalım. Umarım. Bu mesajı da vermiş buradan oldum. Vermiş oldum. Niye bu mesajı şu an buradan verdik bilmiyorum ama peki, konu gelmiş oldu. Galatasaray-Konya mücadelesine dönecek olursak sence Konya Spor Galatasaray için nasıl bir rakip? Yanlış hatırlamıyorsam en son Kayseri galibiyeti vardı onlar için de. Galatasaray'a karşı sence nasıl olur? Konya Spor maçını, Kayseri Spor Konya Spor maçından bahsedeyim. Gerçekten de hakem tartışmalarının çok fazla olduğu bir karşılaşmaydı. Ve Konyaspor'un oynadığı oyunu da hani yüz üstünden değerlendirsem %51'i Konyaspor tarafına yazmayabilirim. Yani o yüzden biraz oyun kalitesiyle alakalı o maçta da Konyaspor'un problemleri vardı. Galatasaray o karşılaşmaya nasıl gidecek? Birincisi ona bakmak lazım. Galatasaray'ın da kendi içinde eksikleri var. Evet, ve Konyaspor'a karşı da nasıl bir kadro yapısına sahip olacaklar, kimler nerede oynayacak? Bunlar belirleyici olacak ve bir önceki maçlar ya da daha sonraki oynayacağı karşılaşmaları da düşünerek bazı değişimler yapılacak mı? Peki takımın en istikrarlı iki oyuncusu Galatasaray'da. Lucas Torreira ve Sasha Boy. Bu mücadelede yok. Belki Galatasaray taraftarının en çok üzüldüğü nokta budur. Bize de tabii soru işaretleri doğuyor bir yandan. Ne diyorsun? Ya birincisi şu. İlk defa dinlenmiş olacaklar. Geçtiğimiz hafta seninle yaptığımız bir programda şunu söylemiştik. Şu veriyi paylaşmıştık. Galatasaray'ın rakip kalelere verdiği pozisyon sayısı yaklaşık 45. Yani Mustera ile rakibi karşı karşıya bırakma sayısı 45. Fenerbahçe 30, 32 falan. Yani %50 şampiyonluk yolundaki rakibinden daha fazla pozisyon veren bir Galatasaray var kalesine. Bu dengeyi bu aşamada bile ayakta tutmaya çalışan kimler vardı? Torreira vardı, Sasha Boy vardı. İşte bu iki adam da yokken mecbursunuz
bir şekilde savunma gücünüzü yukarıya çekmeye. Muslera şu anda takım 9 gol yedi. Evet. Ama inan ki hani şu pozisyonları ortalama bir kalecinin olduğu bir takım verse Galatasaray 9 değil belki de 20 gol falan yiyebilirdi. Yani çok daha fazlasını kalesinde görme ihtimali vardı. O yüzden de bu karşılaşmada merkezin özellikle bu kadar kesici, durdurucu bir oyuncusunun yokluğu Fenerbahçe Galatasaray'da bazı zorlukları doğuracaktır. Peki bu iki oyuncunun yokluğundaki ihtimalleri konuşalım. Tabii. Senin beklentilerini de soracağım ama Mehmet Özcan'ın da bir haberi var bugün. Sağ bekte Barış Alper Yılmaz'a şans vereceğini yazmış haberinde. Çok kısa bir seslendireyim. Bir yıl içinde tam 5 farklı mevkide Barış Alper'i denedi ve pazar günkü Konya Spor maçında savunmanın sağında görev yapacak. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi Barış adına üzülüyorum. Her yerde. Bunu söylemem lazım. Yani milli takım havuzunda çok kıymetli bir oyuncu ve Avrupa Şampiyonası'nda doğrudan kadroya ilk yazılacak oyunculardan biri. Ve bugün tam anlamıyla gerçek mevkisinde oynamayıp takımın gedik noktalarını tamamlamak üstüne bir gün sol bekte, bir gün sağ bekte oynaması açıkçası oyuncu adına biraz talihsiz. Çünkü milli takımın teknik adamı da tabii ki de tercihte bulunurken bazen bazı kararları almak zorunda kalacak ve burada eğer ki Barış saf dışı kalırsa bu muhtemelen işte bu gedik noktaları kapatmak zorunda kaldığı için olacak. Bu şoker oyuncu olmak da sanki çok iyi bir şey değil. Değil. Bazı oyuncular kabul etmez mesela. Yani bazı oyuncuları teklifte bulundurdu. Mesela Fenerbahçe'de Gustavo hatırlıyorum vaktiyle. Yine böyle sakatlıklar falan olduğu dönemlerde hocası diyordu işte bek alalım. Yok istemem. Stopere çekelim istemem gibi tek şeyler oluyor. Çünkü oyuncu da kendi kariyeri açısından bunu düşünüyor tabii. Bir taraftan da. Ama tabii Galatasaray adına bu çözüm bir şekilde bulunacaktır. Biraz yama gibi olacak. Bu gerçek. Şimdi Sasha Boy yokken sen sağ bek pozisyonuna başka bir sağ bek yazamayıp başka mevkiden adam çekiyorsan bu bir yamadır. Kimi yazabilir sence? İşte bu bölge sıkıntılı. Evet. Yani bu transfer döneminde de sorgulanması gereken bir nokta aynı zamanda. Şimdi sol bek pozisyonu. Geçiyorsun işte Barış Kazım oraya yazıyor. Can. Yine yamalıyorsun orayı. Barış oraya alınca Kazım Can mı? Evet. Yani orada başka da başka bir yama ortaya çıkıyor. O yüzden de sancılı bir süreç. Ve Galatasaray mümkün olduğunca az önce bahsettiğim tarzda bir oyunda yani topa sahip olan, ayağında tutan yani rakibe mümkün olduğunca atak vermeden oynamaya çalışan bir çizgisi olacaktır. Ve mümkün olduğunca da defans çizgisini çok önde kurup rakibin kendi kalesine çok yaklaşmaması konusunda da daha tedbirli olacaktır. Şimdi Sanchez'in geri dönüşü var. Stoper attı biraz güven veriyor sanki. Evet. Abdülkerim Sanchez ikilisine tekrar geri dönülecek. Şimdi biraz da Torreira'nın yokluğunda orada neler olabilir? Bu ihtimali de konuşalım seninle. Yani Kaan Ayhan, Kerem Demirbay ikilisinden başka bir şey gelmiyor aklıma. Ama Kaan Ayhan'ı sağ bekte oynatmak da mantıklı geliyor. O da bir opsiyon. Yani merkeze oynatabilirsin, stopere çekebilirsin, sağ tarafa atabilirsin. Evet. Ama ön tarafta kimi oynatacaksın? Kim? Kerem Demirbay bir 10 numara aslına bakarsan. Adam bir merkez orta saha değil. Her ne kadar hatta dönem dönem oyun içindeki aksiyonlarına bakıyorsun. Stopere kadar bile geliyor. Evet. Geriye çekilmek zorunda kalıyor. Bu da bence başka bir soru işareti. Oynuyor mu? Oynuyor. Ama idareten oynuyor. Yine bir yamadan bahsediyoruz. Yani transferde Endombele'nin durumu belli belirsiz. Onu hiç konuşmuyoruz bile. Yani evet, oradaki durum belli belirsiz. Çok merak ediyorum. Yani oyunun kalitesi nereden nereye gidecek? O standart korunabilecek mi? Bu değişikliklerle birlikte kalitenin geleceği nokta maçın kaderini belirleyecek tabii ki de. Yani Torreira'ya yolda çok alıştık. Performans da zaten ortada ama çok oynamamış hatta hiç oynamamış bir ikiliyi göreceğiz muhtemelen. Bu oynanan karşılaşmada yani Kaan'ı saf dışı bırakırsam belki defans hattında görev alma ihtimalini düşünürsem Endombele Kerem Demirbay ikilisi de bilemiyorum. Endombele Kerem Demirbay ikisi bende çok şüpheler uyandırıyor. Endombele olunca değil mi? Ya Endombele olursadan da ziyade şimdi Kerem Demirbay az önce bahsettim mevkinin adamı değil. Endombele de fiziken ne durumda olduğunu bilmediğim için soru işareti yaratıyor. Evet. Şimdi mevki çok sürat gerektiren bir mevki. Özellikle bek pozisyonlarının alakalı soru işaretleri barındırdığın için şimdi bekin çok yerli yerindedir. Hiç problem yoktur. Merkezin daha böyle az eforla bir şeyleri dengeleyebilir. Ama Galatasaray'ın bek pozisyonları bu maçta Sasha Boy yokken, sol tarafta ne olacağı belli belirsizken doğal olarak merkezdeki oyunculara çok efor düşecek. Bütün yük hatta neredeyse. Omurga merkez orta saha olacak. Yani on numara değil. Merkez orta saha omurgası olacak bu takımın. O yüzden de tabii ki de Galatasaray'da fiziksel kapasitesi düşük olan oyuncuların
asla sahada olmaması gerekiyor. Kesinlikle. Asla diyorum ama bazen işte bu sakatlıklar yüzünden, eksikler yüzünden mecburiyetler sahaya etmek zorunda kalabilir bu oyuncular. Ama işte karşı tarafta da Konyaspor bunu fırsata çevirmeye çalışacak. Peki şimdi söyledik, Sasha Boy ve Lucas Torreira sarı kart ceza sebebiyle bu mücadelede yok değerli izleyenler. Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech de Afrika Kupası'na gitti. İleri uç belki biraz daha tahmin edilebilir. Icardi, Zaha, Kerem ya da Mertens. Evet. Ama sağda da bir TET ihtimali kalıyor sadece. Evet, yani Barış Alper'i arkada değerlendireceksiniz. Sağ tarafı TET'i biraz daha yüksek olasılık yazabiliriz ki Hakim olsaydı belki Hakim diyecektik. Artık Hakim Ziyech'in de geri dönmesi bile beklenmiyor Afrika Kupası'ndan sonra. Emre Kaplan'ın da verdiği bilgi biraz bu yöndeydi zaten. Bakalım orada anlaşmalar nasıl gerçekleşecek? Oyuncunun ayrılma ihtimali, kalma ihtimaller şu anda daha yüksek Hakim Ziyech'le alakalı. Evet. Galatasaray'daki kariyerini ben vasatın üstünde ama takımın seviyesinde bir tık altında kaldığı düşüncesindeyim. Yani kötü bir oyun sergilemedi. Skora katkıları da ortada zaten. Biraz takım seviyesine erişmekte zorlandı. Sakatlıklar, özellikle son Süper Kupa maçı öncesinde yine sakatlık problemi yaşamış olması, oynayamamış olması, daha doğrusu takımdan yaşadı mı sakatlık, dönmüş olması gibi durumlar. Bunların hepsi alt alta konulduğu zaman Galatasaray'ın daha verimli bir orta sahaya ihtiyacı var. Devre arası içinde zaten bununla alakalı görüşmeler yapıyor. Çünkü sizin o bölgenizde Mertens sadece kalıyorsa, Mertens'in boşluğunu Kerem de kapatamıyorsa mecburen oraya bir transfer yapmanız lazım. Şimdi sezon sonu bitecek, sözleşmesi bitecek futbolculara da birazdan bakacağız. Çok kısa onun öncesinde Halil'i sormak istiyorum. Tabii. Çünkü Bakan bu Afrika Kupası'na gitti. Icardi'nin arkasında santrfor olarak Halil var. Nasıl bir senaryoda sence Halil sahaya çıkabilir? Vallahi Halil'le alakalı da gerçekten o kadar büyük soru işaretleri barındırıyorum ki, yani kariyeri açısından bu kadar bekliyor olması iyi mi kötü mü? Şimdi Icardi'nin arkasında kalmayı kendi tercih etti. Evet. Kendi tercih. Adam dedi Icardi'nin yani, arkasının arkasında. Sonra Icardi'nin arkasında kaldı. Evet. Öyle bir durum da var. Evet. İlginç bir kariyer tercih. Üstelik Beşiktaş bu kadar isterken kendi bunu tercih etti. Ve ben forma şansı bulursa ne yapabileceği konusunda bir öngörüde bulunamıyorum. Çünkü önümüzde bir done yok. Oynamadı. Oynamadı. Ne durumda, ne kadar hazırlandı? Bazı oyuncu vardır, antrenmanda bile kendini o kadar hazır tutar ki sahaya girdiği zaman mükemmel işler yapar. Halil'le alakalı böyle bir geçmişten de bir referansımız yok. Kupada belki olur. Belki ama o da yine kupa hedefindeyseniz yine orada da hazır oyuncu tutmanız lazım. Doğru söylüyorsun. Peki sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular Galatasaray'da kimlerdir? Grafik olarak ekranlarınıza gelecek şimdi. Ben de radyodan dinleyen dinleyicilerimiz için aktarmak istiyorum. Fernando Muslera'nın sözleşmesi bitiyor ki uzatılacağı söylendi. Evet. Dries Mertens, Hamza Akman, Hakim Ziyech, Angelinho ve Ndombele son saydığım 3 kişi. Ziyech, Angelinho ve Ndombele kiralık zaten. Ne düşünüyorsun bu oyuncular hakkında? Baştan tek tek söyleme şansım var tabii mı? Tabii. Fernando Muslera ekranlara Muslera da uzatılacak. Gelsin rica edelim. Bunu söyleyelim. Muslera ile kontrat uzatılacak. Evet. Bu sezonki performans zaten kendisini Avrupa'nın da sayılı kalecilerinden biri durumunda tuttu. Fiziken çok hazır. Reflekslerinde her geçen gün ilginç bir şekilde daha iyiye giden bir Muslera var. O yüzden Muslera ile kontrat kendi istemediği sürece uzatılacak. Peki Mertens sezon başında bir röportaj da vermişti Aspor'a, onu hatırlıyorum. Sanki böyle son senesi gibi bir imaları da vardı. Evet, Galatasaray ama zaten oynayacak durumda sanki. Şöyle, Mertens'in konusu da aslında transferlerle alakalı bir şey. Yani Galatasaray Mertens'in boşluğunu kapatabilecek mi? Hakim kapatamadı. Evet. Gördük. Şimdi Hakim kapatamamışken sen devre arasında o bölgeye, orayı kapatabilen bir oyuncu alırsan, evet, yazın Mertens'te yollar ayrılır. O bölgeye Mertens'in yerine bir adam da alınır ve kapatılır. Ama senin devre arasında alacağın, Hakim'in yerine alacağın diğer 10 numarada o bölgeyi kapatamazsa, o zaman yazın Hakim Ziyech'le yollar, pardon, Mertens'te yollar ayrılmayacaktır. Ziyech devam etmeyecek, Angelino devam etmeyecek, Ndombele devam etmeyecek. Bunlar da %99 diyeyim. Hamza Akman konusunda ben kontrat uzatılabilecek bir takımda, yani kontratı uzatılıp kiralanabileceği düşüncesindeyim. Ben de aynı şekilde. Galatasaray'la ilgili son konuya değineceğiz değerli izleyenler. Bir ekonomik problem olduğu söyleniyor oyuncularla ilgili ki Hakim Ziyech'in gitme isteme ihtimallerinden biri de maaşının gecikmesi olduğunu biliyoruz. Ekonomik problemlere bir çözüm bulunduğu söyleniyor. Loca satışı, 183 locanın satışı öne çekiliyor. 500 milyon liranın üzerinde gelir bekleniyor. Evet, yani gelir kaynağı oluşturmanız gerekiyor.
futbolda bunu yapmak zorundasınız. Ve Galatasaray'ın şu anda... Ama sanki bu kadar transfer, bu kadar yıldız isim diye düşününce bu biraz geliyorum dedi mi? Ya şöyle, gelirleri de var Galatasaray'ın. Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir var. Yine araziler, vesaire yaptığı projeler, bunlardan ama gelecek gelirler var. Ama yapılan yatırım oyuncu anlamında yapılan yatırımı düşündüğümde Şampiyonlar Ligi'nde belki de biraz daha gitmeniz bekleniyor. Satmanız gerekiyor bir de. Yani oyuncu da satmanız gerekiyor. Şimdi Nelson 20 milyon eurolar konuşuyordu, satılmadı. Sasha Boy 20-25 milyon eurolar şu anda konuşuluyor. Yazın belki de satılacak. Bazen de oyuncu satmak gerekiyor. Galatasaray şu anda satış konusunda biraz geride kaldı. Yani Fenerbahçe'nin... Ama ben bu kadar çok satışı da çok doğru bulmuyorum. Sürekli oyuncu profili değişiyor. Yani Galatasaray'ın geçen yılki 11'ini hatırlıyoruz. Gayet iyiydi. Beşiktaş'ta da aynı şekilde çok iyi bitirdi. Sezonu harika başlayacak dedik. Bir sürü oyuncu geldi, bir sürü oyuncu gitti. Ve takımın dengesi bozuluyor. Takımın dengesi bozuluyor. Bozulmaması da yöneticinin elinde işte. Yani bozulmadan bu hamleleri yapmak gerekiyor. Bir adam gittiği zaman onun boşluğunu dolduracaksın. Ama gidenden de para kazanacaksın. Geleni de çok makul bir rakama getirip kar ettireceksin takımı. Yöneticilik bu. Tabii. Takımın ayengini bozacak şekilde onu sat, bunu sat, o gelsin, bu gitsin deyip de sonra planlamayı alt üst edersen de sonrasında başarısızlıktan sonra kazandığından doluyorsun. İşte bu dokunuşları yapacaklar da tabii ki de profesyonel yöneticiler. Aynen öyle. Peki Galatasaray'ı bu şekilde noktalıyoruz değerli izleyenler. Onlar da bu hafta pazar günü Konyaspor'la mücadele edecekler. Takımlara başarılar dileyelim ve Beşiktaş'ın gündemine geçelim. Teknik direktör konusuyla başlayacağız. Bir DSF haberimiz var. Sana da hem de izleyenlerimize de aktarmış olayım. Teknik direktör Van Bronckhorst'la bir anlaşma sağlandı. Siyah beyazlar 48 yaşındaki Hollandalı teknik adamla anlaştı. Giovanni Van Bronckhorst'un kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi ve anlaşmanın da resmiyete dökülmesi bekleniyor. Ki bu hafta oynanacak Kasımpaşa mücadelesine yetişemiyor ama tribünde oynama ihtimalinin yüksek, tribünde olma ihtimalinin yüksek olduğu da söyleniyor. Bu da bir amaç. Daha önce Feyenoord, Guangzhou City ve Glasgow Rangers'ta görev yaptı ve teknik direktörlük kariyerinde 6 kupası var. Hollandalı efsane, futbolculuk kariyerinde ise Arsenal, Barcelona, Feyenoord ve Glasgow Rangers gibi takımlarda da forma giymişti. Van Bronckhorst önümüzdeki hafta artık takımın başına geçmesi beklenen bir isim. Bir önceki isim kimdi? Unuttum şu an. Teknik direktör. Ayrılan isim. Yok, düşünülen. Düşünülen isim. Rorita Fransız Hoca. Onun kupası olmaması sebebiyle bunda da yeterince kupa bunda var. Bunda da yeterince kupa var. Belki izleyenler, taraftarlar biraz daha mutlu olmuştur. Nasıl ne düşünüyorsun kariyeri hakkında? Şöyle, birincisi şu düşünceye hiç sahip değilim. Yani hoca Hollandalı, Hollanda kültürüyle Türk kültürü uyuşmuyor. Hollandalılar Türkiye'de başarısız oluyor anlayışına çok karışmıyor. Yani oturmuyor bende bu kavram. Çünkü bunun altını dolduramıyorum. Bu çok bana... soyut geliyor. Hani o 3 tane 5 tane adamın geçmiş kariyerlerinde başarısız olması, bundan sonraki bütün Hollandalıların vebal altında tabiri caizse kalmasını sağlamaması lazım. Bir. İkincisi, hoca ile alakalı da 4-3-3 hocanın sıklıkla tercih ettiği sistem. Tabii evet, ki Feyenoord'da... Bunu Genesio'ydu bu arada. Evet, Genesio. Aklıma takıldı, ismini unuttum bir an. Tabii Rangers'da olması, Feyenoord'da olması, hep böyle şampiyonluk kovalayan takımlarda bulunması, bir de İskoçya ve Hollanda gibi çok fazla ofansı düşünen liglerde olması onu 4-3-3'e çok böyle oturtturdu. Ama hocanın da Türkiye Ligi'ne dönüp baktığı zaman karşısında şöyle bir tablo olacak. Bizim ligimizde sürekli ofansı düşünen teknik adamların da zorluklar yaşadığını biliyoruz. Çünkü Hollanda'da ya da İskoçya'da orta sıra bir takım belki bir Feyenoord'a, bir Rangers'a çok direnç gösteremiyor. Ama bizim ligimizde orta sırada bir Alanyaspor, orta sırada bir Rize ya da hafif üstünde Adana Demir, Kayseri Spor çok rahat bir şekilde atağa kalkabiliyorlar. Çok rahat bir şekilde skor bulabiliyorlar. O yüzden hocanın buranın dinamiklerine hakim olması lazım. Şöyle bir soru vardı Hürriyet Spor gazetesinde spor yorumcularının yorumlarıyla birlikte. Hollandalı sendromu bu teknik adamla sona erebilir mi Türkiye'de? Çünkü Hollandalı deyince biraz ön yargıyla yaklaşılıyor. Şimdi Hiddink, Advokat, Koku, Koeman, Rijkaard, Riekerink, Van der Hart, Beckham, Hacker, Kluivert diye gidiyor. Az önce dediğime geliyorum. Yani geçmişte başarısız oldular diye gelecekteki bütün Hollandalıları vebal altında bırakmamak lazım. Bence de. Şimdi şöyle bir gerçeklik var. Şimdi Türk hocamızı gönderdik diyelim ki İskoçya'da. Başarısız oldu.
Başka bir Türk hocamız gitti. O da başarısız oldu. Bir başkası gitti, o da başarısız oldu. Bir başka, o da başarısız gitti. Sonrasında gidecek olanın kim olduğu belli değil. Hangi takıma gittiği belli değil. O takımda kimin olduğu belli değil. Nasıl olur da geçmiştekiler başarısız oldu diye bir sendrom var. Bu da başarısız olabilir diyebiliriz. Bana bu çok realistik gelmiyor. Onu söylemem lazım. Ve şimdi burada ismi yazanlara bakalım. Hiddink. Şimdi birincisi Hiddink Türkiye'de yaşamıyordu. Evet. Milli takımın hocasıydı. Türkiye'de yaşamadan milli takımı yönetmeye çalışıyordu. Advokat bence bütün gerçekliğiyle Fenerbahçe'nin problemlerini o günden söyleyen bir hocaydı. O günden söyleyen ve sorun Advokat'ta mıydı, Fenerbahçe'de miydi de tartışırız. O da ayrı bir nokta. Koku ve Koeman. Koeman zaten Koku'nun hemen peşinden gelmişti. Yani birlikte geldiler. Koku gitti 7-8 maç. Sonrasında kendisi geldi. Zaten dalgalı bir deniz içerisinde onlar da atladılar. Evet. Ve şöyle bir tablo var. Şu anda Beşiktaş için de bu hocamız dalgalı bir deniz için atlıyor. Tabii ki. Yani, bu çok büyük bir riske o yüzden de zaten. Ama bu gerçekliği unutmamak lazım. Bu da bir çıkış olabilirdi onun için aynı zamanda. O da kendi adına şunu söylüyor. Yani düşüncesi bence şu. Benim için bir çıkış noktası şimdi. Bir senedir bakıyoruz takım arıyor. Bir senedir takım arıyor. Beşiktaş'tan teklif gelmiş. Muhtemelen de hatır sayılır bir paralık bir teklif geldi. Hiç düşünmüyor. Ya orada Samet Hoca ne yapıyor? Takımda kim var? İşte başkan ne diyor vesaire, hiç bence düşünmüyor. Ekibinde olmasını istediği isimler vardı bu arada. Bunun da bilgisini verelim. Van Bronckhorst'un ekibinde olmasını istediği Jean-Paul Van Gastel konusunda NAC Breda ile bir anlaşma sağlandı. Bu anlaşma sağlandıktan sonra da biraz daha pozitife döndüğünü belirtelim. Hocanın çalışacağı isimler de çok önemli. Tabii yardımcılarını kendi seçmesi lazım. Yani burada bir ekip çalışmasından bahsediyoruz ve genellikle ekibini bırakıp tek başına giden hocalar kendisine dayatılan ekiplerle birlikte zorluk çekiyorlar. O yüzden ekibiyle birlikte almak kıymetlidir. Tabii. Ve şu anda Beşiktaş da ekibiyle birlikte kendisini transfer etmeye çalışıyor. Sen hep dengelerden bahsedersin. Evet. Şimdi Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar geldikten sonra Van Bronckhorst acaba bu dengeyi nasıl sağlayacak? Orada Samet Hoca ben patronum, ben karışırım, ben kadroşu bırakırım demediği sürece bir problem yaşamazlar. Yani Rıza Çalınbay'a yapılan, Rıza Çalınbay'a yapılan muamelenin aynısı eğer ki burada yapılırsa, yeni hocayla yapılırsa Beşiktaş krizden krize yuvarlanır. Ama herkes görev ve sorumlulukları çerçevesinde birbirlerine saygı duyarsa o zaman Beşiktaş'ta hiç problem yaşanmaz. Ama ben de biraz daha böyle Samet Hoca'nın, Samet Aybaba'nın dilinden anladığım kadarıyla Samet Hoca gerekirse kadroşu bırakırım, tesise gelirkenki yürüyüşü, oradaki duruşu, oradaki söylemi derken gerekirse kadroşu bırakırım diyor. Bir de şundan çıkalım artık. Neydi? 10 dakikalık basın toplantısında 100 kez Büyük Beşiktaş, Büyük Beşiktaş camiası, Büyük Beşiktaş taraftar, Beşiktaş'ın büyüklüğü. Evet Beşiktaş büyük ama 10 dakikada 100 kez de bunu vurgulamamak lazım. O zaman şu çıkıyor. Toplamda kuracağın kelime sayısı 1000. Bunun 800'ünü Büyük Beşiktaş camiası vurgusuyla yaparsanız demek ki altı dolu çok da fazla söyleyeceğiniz bir söz yok. Peki. Camianın büyüklüğünü öne çıkartmaya çalışıyorsun son anlama gelir. Son 1-1,5 dakikamız şu soruyu sorarak noktalayalım. Sence Van Bronckhorst bu sezonu kurtarma teknik direktörü mü? Yoksa geçtiğimiz sezona hazırlık yapılan bir teknik direktör mü? Yani gelecek sezonun hazırlığını bilmiyorum. Bu bir soru işareti. Bu da bir cevap olsun. Bunu çok merak ediyorum. Bunu kestiremiyorum çok Peki. kafamda. İlerleyen günlerde yine Pekala. Konuşacağız tekrar. Teşekkür ederim ben Taner. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Taner Karaman'a teşekkür edelim. Sabah sporunu bugünlükte noktalıyoruz. İyi sabahlar dileriz. Hoşçakalın.